Spor Merkezi devam ediyor ve Sine Büyükağ'ın çok değerli bir konuğu var Sine. Özgür, teşekkür ederim. Yanımızda çok değerli bir konuğumuz var. Sayın Nihat Doker bizimle birlikte. 11. Avrupa Gençlik Olimpiyatları Oyunları Genel Koordinatörü ve aynı zamanda da Atletizm Federasyonu Genel Sekreteri. Sayın Doker, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz vakit ayırıp yayınımıza katıldığınız için. Biz teşekkür ederiz imkan verdiğiniz için. Çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacak Trabzon şehri. Öncelikle aslında çok başka önemli ülkelerle yarıştı ve 2006'da aldı ev sahipliği hakkını. Yanlış bilmiyorsak. Doğru. Bu süreci biraz anlatabilir misiniz? Yani neden Trabzon, niye bu başarıyı elde edebildi? Neye göre bir değerlendirmede bulundular? Türkiye son yıllarda çok önemli spor organizasyonları yapabilen ve bunu da başarıyla yapabilen bir ülke durumuna geldi. 2002 sürecinden sonra Türkiye'de bir 2005 Üniversiyat İzmir, arkasından dünya şampiyonaları, Avrupa şampiyonaları, arkasından son olarak Üniversiyat Erzurum ve basketbol dünya şampiyonası, ki basketbolda bir de sonuç iyi gelince her şey ortaya çıktı. Türkiye artık uluslararası spor organizasyonlarını çok başarılı bir şekilde yapan, birçok Avrupa ülkesinden de daha iyi gerçekleştiren bir ülke durumunda. Artık organizasyonlar konusunda deneyimli bir durumu var. 2005 yılında Avrupa Gençlik Olimpiyatları'na aday olundu. 2 yılda bir yapılan, 14-17 yaş grubu sporcuların katıldığı, 9 branşta yarışılan bir spor organizasyonu ve bu adaylığımız sürecinde de 4 Avrupa ülkesiyle yarıştı. 4 Avrupa ülkesi de güçlü ülkelerdi bunlar. Bir Danimarka, Hollanda, İtalya, Letonya ve bunların arasından 49 Avrupa ülkesinin delegeleri ve Avrupa Olimpiyat Komitesi'nin yönetim kurulu üyeleri. Uzun çekişmelerden sonra iki ülke elendi. Son iki ülke Hollanda ve Türkiye kaldı. Orada da Türkiye ve Trabzon'a verdiler. Bu da gösteriyor ki artık Avrupalılar da Türklerin spor organizasyonlarını başarılı yaptırdığını göstergesidir. Sayın Doker, şimdi bu gençlik olimpiyatları, fakat şöyle de bir şey var. Az önce siz de bahsettiniz. Final Four mesela İstanbul'da olacak ve Jordi Bartomeu bunu açıkladığı zaman dedi ki dünya basketbol şampiyonası çok iyi olduğu için bu bize emsal oldu dedi. Bu organizasyonun çok başarılı bir şekilde gerçekleştirildikten sonra olimpiyatların alınması için bir emsal teşkil edebileceğini düşünüyor musunuz? Biz gençlik olimpiyatına aynı büyükler olimpiyatı gibi hazırlanıyoruz. Gençlik Spor Genel Müdürlüğü'nün himayelerinde, gençlik ve spordan sorumlu devlet bakanımızın Faruk Nafız Özal'ın da organizasyon komitesi başkanı olduğu bir yerde, Trabzon'da yapılacak bu organizasyonu eksiksiz, mükemmel ve bugüne kadar yapılan 10 taneden de daha iyi bir şekilde yapıp burada tap yapmak istiyoruz. Ve bu organizasyonun başarısı, inanıyorum ki 2020 veya 2024 İstanbul'un olimpiyata adaylığında ciddi bir referans olacak. Buraya Trabzon o tarihlerde Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Jacques Roque gelecek. Onun yardımcıları gelecek. Dünyanın tanınmış ünlü Avrupalı veya ünlü sporcuları o tarihte oraya gelecek. Avrupa'daki 9 branşın federasyon başkanları gelecek, genel sekreterleri gelecek. 49 Avrupa ülkesinin olimpiyat komitesi başkanları, genel sekreterleri gelecek. O tarihlerde Trabzon çok önemli isimleri orada ağırlayacak. Bununla ilgili olarak da çok profesyonelce çalışmalarımızı yürütüyoruz. Trabzon bir ilkler şehri. Bugüne kadar bir Anadolu'ya şampiyonluğu götüren de bir Trabzonspor var. Trabzon'da bugüne kadar bir ilk daha olacak. Türkiye'de, iddialı bir cümle kullanıyorum, Türkiye'de bugüne kadar olmayan çok önemli spor tesisleri yapılıyor Sinan Hanım. Çok önemli. Bakın, üstü açılır kapanır bir olimpik niteliklerde yüzme havuzu yapılıyor. Türkiye'de atletizm sahası, sırf atletizm için yapılan bir saha yok. 7200 kişilik atletizm sahası yapılıyor. Türkiye'de bir merkez kort, 3 kapalı kort, 12 açık kort, 1 çocuk kortu, toplamda 17 tenis kortunun olduğu, yanında sosyal tesisi, sosyal idari binalarıyla bir tenis kompleksi yapılıyor. Türkiye'de yok böyle bir başka yerde. Yine Türkiye'de bir jimnastik salonu yapılıyor ki, yine iddialı söyleyeceğim, İstanbul'da yok. 65-35 ebatlarında bir uluslararası niteliklerde spor salonu, hemen onun yanında iki tane antrenman salonu, böyle bir şey de yok.
Olimpiyatların olmazsa olmazı bütün sporcuların aynı yerde kalması gerekir. Böyle bir yer yoktu Trabzon'da. Sayın Bakanımız ve Hazırlık Düzenleme Kurulu'nun almış olduğu bir kararla Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından 2800 kişilik yurt yapılıyor. İkişer kişilik odalar, LCD televizyonu, interneti, işte gardırobu, buzdolabı detaylarıyla birlikte ve bu yurtlarda konaklatıldıktan sonra bu yurtlarda oyunların bitiminde Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin öğrencilerine bırakılacak. Şehre kazandırdıkları anlamında havaalanı değişiyor, yollar değişiyor, kentsel dönüşüm hızlandırıldı. Avrupalılar geldiği zaman çirkin bir görüntüyle karşılaşmasın diye. Bütün bunları niye anlatıyorum? Trabzon'da ciddi olarak çok güzel spor adına işler yapılıyor. Bundan sonra eskiden Ankara, İstanbul, İzmir'de önemli organizasyonlar yapılırdı. Artık Trabzon'da ulusal ve uluslararası bütün spor organizasyonlarının yapılabileceği bir ortam sağlanmış oluyor. Ve toplamda 290 milyon TL'lik bir yatırım yapılıyor Trabzon'a. Spor adına, geleceğin gençliği adına çok güzel işler oluyor. Tam o noktada şimdi Olimpiyat Köyü'nden bahsettiniz. Diğer kompleksler de başka organizasyonlara ev sahipliği yapması açısından son derece uygun olacak. Tabii ki. Bu olimpiyatlardan sonra. Uluslararası standartlarda olacak hepsi. Ayrıca bu tesisler yetmiyor tabii. Mevcut önceki tesislerimizin tamamı da Sinan Hanım uluslararası standartlarda revize ediliyor. Elden geçiliyor ve şehir tamamen bütün uluslararası organizasyonların yapılacağı bir şehir haline geliyor. Futbol Trabzon'da bir spor olarak ama artık bir futbol şehri olarak Trabzon anılmayacak, bir spor şehri olarak anılacak. Bir de oradan marka olacak. Çok önemli bir husus daha var. Hep söyledik, Türkiye çok önemli spor organizasyonlarına ev sahipliği yaptı ama bugüne kadar Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin bayrağı hiç dalgalanmadı. Bu çok önemli bir organizasyon, olimpik nitelikli bir organizasyon ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin 5 halkalı bayrağı 1 Ağustos 2009 tarihinden beri Trabzon Meydanı'nda dalgalanıyor. İnşallah 24, çok önemli bir açıklama yapıyorum buradan da, 24 Mayıs'ta Atina'da Olimpiyat Stadı'ndan meşale yakılacak. Yakılan o meşale Trabzon'a kadar getirilecek ve böylece de bayrağın dalgalanması, meşalenin gelişi inşallah temenni edelim 2020 veya 2024'ün de İstanbul'a gelişi olsun. O da çok güzel bir ilk olacak. Biraz organizasyondan bahseder misiniz meşaleden? Yola çıkacak, nasıl bir organizasyon olacak, nasıl özel bir şey hazırlandı mı? Evet. Bu meşalemiz hazırlandı, özel dizayn edildi. Şimdilik onu buradan açıklamak istemiyoruz. İlk olsun diye düşünüyorum. Ekranda şu anda bir önceki organizasyonu yapan Çek Cumhuriyeti'nin meşaleyi alış töreni var. Biz de aynısını yapacağız. Atina'daki Olimpiyat Stadı'ndan aynı bu sahneler yapılaraktan, bu protokol yerine getirilerekten olimpiyat meşalesini orada yakarak onu yakmanın ve Türkiye'ye getirmenin onur ve şerefini taşıyacağız. Şu anda bunu söylerken bile o ekrandaki görüntüleri izleyince bir spor adamı olarak heyecanlandım. Bu her ülkeye, her şehre nasip olmaz. Bu da Trabzon olarak bize nasip olması ve onun başında bulunan biri olarak da büyük keyif veriyor. Bir de şansımız, tekrar etmekte yarar görüyorum. Düşünün, gençlik ve spordan sorumlu devlet bakanı Sayın Faruk Nafiz Özak, sporun, futbolun her kademesinde bulunmuş, çamurlu sahalardan yöneticiliğin en üstüne gelmiş bir insanla çalışıyorsunuz. Çok büyük bir şans. Kendi memleketi de en iyi şekilde yapmak gerekiyor. Zaten hata yapmak gibi bir lüksümüz de olmuyor. Şimdi bir yandan organizasyonu en güzel şekilde yapmak ama bir yandan da tabii ki salonları da doldurabilmek çok önemli. Trabzonlu halkın ya da Türk halkının izleyici olarak organizasyona katılımı açısından nasıl bir talep var şu anda? Hiç şüphemiz yok. Oradaki bütün salonlar o tarihlerde dolacak. Çok güzel çalışmalar yapıyoruz. Örneğin Trabzon'da 149 bin öğrenci var, ilk öğretim öğrencisi. Organizasyon komitesi olarak bütün okullara ekip göndererekten olimpiyat ruhunu anlatıyoruz. Trabzon'da yapılacak olimpiyatla ilgili bilgilere veriyoruz. Ve bunları kaç yaş grubuna veriyoruz? 7-17 yaş grubundaki bir çocuk grubuna veriyoruz. Bitmedi. Sürenin kısalığı nedeniyle de hızlı geçiyorum. Bu çocukları otobüslerle taşıyıp tesislere getirip, tesisleri gösterip,
onlara nasıl davranmaları gerekir, yabancılar geldiklerinde nasıl hareket etmeleri gerekir, karşılaştıklarında ne söylemeleri gerekir gibi bu bilgileri veriyoruz. Yetmedi, mümkün olduğu kadar esnafa, güvenlik görevlilerine İngilizce dil kursları veriyoruz. Tanıtım için bütün çabayı harcıyoruz. Ve de şunu da yapıyoruz. Bütün Avrupa'daki bize katılacağını bildiren ülke sporcu sayısına göre özel CD'ler hazırladık. Bunları Milyon Olimpiyat Komitelerine gönderdik. Siz şu kadar kişiyle geleceksiniz. Lütfen bu gönderdiğimiz CD'leri gelecek çocuklarınızın ebeveynlerine de göndererek onların da gelmesini sağlayabilir misiniz? Gelsin hepsi gelmesin, önemli değil. Ama biz o CD'lerle Türkiye'nin tanıtımını yapıyoruz içindekilerle. Trabzon'un tarihi ve turistik yerlerini tanıtıyoruz. Organizasyonla ilgili bilgiler veriyoruz. Bugün gelmese de o içindekiler onu heyecanlandıracağını düşünüyorum. Bir gün gelecekler. Ve ebeveynleri de oraya bekliyoruz. Sayın Döker, maskotu da soralım. Şu anda burada görüyoruz. Bize biraz anlatırsanız. Bunu size getirdim. Çok teşekkür ederiz. Maskot, bütün oyunların olmazsa olmazı logo ve maskottur. Biz de göreve geldikten sonra hemen logo ve maskot yarışması açtık Türkiye genelinde. Trabzon'da sonuçta çok güzel temsil. Bu çıktı. Bunu size yürüyeni de getireceğiz. Burada bir başka programda detaylı olarak anlatacağız. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun Sayın Döker. Teşekkür ederiz. İyi yayınlar. Vakit ayırdınız, yayınımıza katıldınız. Bol şanslar, başarılar dileyelim. Sizleri sporcularımıza da tabii ki biz de mutlaka takip edeceğiz. Federasyonlar boyutunu anlatmadık. Ulaşım, konaklama, güvenlik, diğer detayları vermedik. Gönüllülerden hiç bahsetmedik. Ama iddialı olarak söylüyoruz. Aynı Büyükler Olimpiyatı gibi çalışıyoruz. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sizi tekrar...